Spiker, "Biz Johnny'in değişimine talip olduk," diyordu. Haklıydı. Öylesine büyük projeler planlanıyordu ki sadece Johnny değil, tüm Samsun'u yakından ilgilendiriyordu. İşte bunlardan birisi de Samsun'a ikinci bir üniversite getirme fikriydi. Samsun'un kaderini de etkileyecek olan ikinci üniversite, yani Canik Üniversitesi, işte bu yamaçlarda kurulacak. Canik Üniversitesi bir hayal değil, bir proje. Kentine ve kentlisine inanan, kentine ve kentlisine her şeyin en iyisini, en güzelini, en doğrusunu layık gören, küçük ama inanmış bir kadroyla kollar sıvandı. Ankara yolları aşındırıldı, projeler masalara yatırıldı, anlatıldı, savunuldu. Ve sonunda sadece Samsun'un değil, tüm Karadeniz'in en mükemmel sosyal tesisi Azot Sitesi Özelleştirme İdaresi'nden alınarak Canik Belediyesi'ne kazandırıldı. Hummalı bir çalışmayla yeni bir kimliğe kavuşturularak halkın hizmetine sunuldu. Azot Sitesi içinde şu anda çalışma ofislerinin yanı sıra düğün, nişan, konferans gibi etkinliklerin de yapılabildiği çok amaçlı bir salon ve kursların düzenlendiği eğitim merkezi mevcuttur. Yakın gelecekte yeni bölümler açılması için çalışmalar hızla devam etmektedir. Çalışmaları hızla devam eden projelerden biri de Canik Kültür Merkezi. Bu projede diğerleri gibi bir ilk, bir örnek olacak. Canik'i kendi kendine yeten, çağdaş bir kent haline getirecek en önemli adımlardan birisini teşkil edecek. Çok amaçlı salonu, 2 adet cep sineması, sergi salonları ve kütüphanesiyle Canik Kültür Merkezi, Samsun'un en çağdaş yaşam alanlarından birisi olmaya aday. Kaba inşaatı bitmek üzere olan spor merkezi ise Canik'in gururu oldu. Caniklilerin tamamlanmasını dört gözle bekledikleri spor merkezi inşaatı hızla ilerliyor. Basketbol, voleybol salonu, kondisyon salonu, bayanlar için aerobik salonu, masa tenisi, satranç, seminer salonları, eğitim sınıfları başta olmak üzere içinde birçok birimi bulunan merkez, bir spor salonundan da öte özelliklere sahip. Başkan Osman Genç projeyi o kadar önemsiyor ki hafta sonları bile gelip inşaatı denetliyor. Canik Belediyesi spora ve sporcuya verdiği önemi sadece bu tesisle değil, bünyesinde bulunan futboldan basketbola, güreşten dağcılığa kadar birçok branştaki 680'i lisanslı olmak üzere 800 sporcusuyla da gösteriyor. İçlerinden belki de geleceğin şampiyonları çıkacak olan bu genç sporcular için her türlü imkan sağlanıyor. Kendisi de bir Canikli olan, çocukluğu, gençlik yılları, her şeyden de yoksun ve yoksul bırakılan Canik'te geçen Başkan Osman Genç, belki de kendi yaşadığı yoklukları, isteyip de yapamadıklarını, şimdinin Canikli çocukları, gençleri yaşamasın diye hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Kendisinin bir zamanlar çocukluk hevesiyle çamurların, çöplerin içinde oynadığı futbolu, şimdinin çocuklarıyla Canik Belediyesi'nin halı sahasında oynuyorlar. Osman Genç, şimdinin Canik Belediye Başkanı. Ama çocukların Osman amcası. Osman Genç. O, her geçen gün değişen, her geçen gün büyüyen, güzelleşen, yokluk ve yoksunluktan hızla kurtulan Canik'in belediye başkanı. Canikli de onun halası, teyzesi, ninesi, dedesi, kardeşi, yeğeni, çocukluk arkadaşı, komşusu. Aralarında öylesine bir dostluk, ahbaplık kurulmuş ki. Osman Genç. O, Canik'in belediye başkanı. Ama o aynı zamanda yaşıtlarının ahbabı, yaşlıların çocuğu, yeğeni, küçüklerin Osman amcası, Osman abisi. O, çocukluğunda, gençliğinde yaşadığı yoklukları, yoksunlukları şimdinin Canik halkı yaşamasın diye var gücüyle çalışıyor. Mesai günü, mesai saati diye bir kavram bilmiyor, tanımıyor. O tüm zamanını doğduğu, büyüdüğü, o çok sevdiği Canik ve Canik halkıyla paylaşıyor. Başkan Osman Genç,
resmi mesai saatinin sonunda belediyenin resmi makam aracından inip takım elbisesini çıkartıp kendi kullandığı özel arabasıyla Canik'in her köşesine, Canikli'nin yanına koşuyor. Kimi zaman da spor takımlarının maçlarına gidip sporcularına, çocuklarına alkışlarıyla, sevgisiyle destek veriyor. Kimi zaman düğün sahiplerinin hemşehrisi, ahbabı olarak onları bu mesut günlerinde yalnız bırakmıyor. Kimi zaman yeni bir hayata başlayanların nikah memuru olarak nikahını kıyıyor. Canik'e, Canik halkına hizmet için sabahın ilk ışıklarıyla başlayan koşturmaca, akşamın geç vakitlerinde yine Canik halkıyla birlikte son buluyor. Görevini tam, doğru, dürüst, halk için hakça yapan bir insanın huzuru ve gönül rahatlığıyla. Başkan Osman Genç ve ekibi, biz Canik'in değişimine talip olduk. Yapacak daha işimiz, hayata geçireceğimiz çok projemiz var. Teşekkür daha sonra. Şimdilik bir dua. Sadece bir dua diyor.